LGS'ye son 6 gün Artık 6 gün sonra hayallerimize kavuşuyoruz. Artık mutluyuz çünkü sınav bitecek ve kurtulacağız. Yapabildiğimiz kadarıyla gayretlerimizi gösterdik, çalıştık, gayret gösterdik ve denemelerde bazen yanlışlar yaptık, bazen doğrular yaptık ama hiç endişelenmemiz gerek yok. Artık altı gün sonra inşallah hayallerimize kavuşacağız. Günün yorumuna baktığımızda Nehir Çelen demiş ki sınav anında ne yapmalıyız demiş. Tabii Nehir başka yorumlar da yapmış ama biz Nehir'in sadece bu yorumunu aldık. Sınav anında ne yapmalıyız? Arkadaşlar birincisi sınava kadar birçok hazırlıklar yaptık, planlar yaptık, denemeler Çözlük. Son 9 gün içerisinde, son 6 gün içerisinde sınav taktiklerini zaten sizlere vereceğiz. Son tekrar videolarımızı izliyorsunuz. Sınavdan son bir gün önce çalışmıyorsunuz. Sadece bizim son videomuzu izliyorsunuz. Ama sınav günü geldiğinde artık kendinize güvenmelisiniz. Böyle tonguç gibi endişelenmenize gerek yok. Çünkü sizler çalıştınız, sizler akıllısınız, zekisiniz, çalışkansınız. Endişelenmenize hiç gerek yok. Sınav günü gözetmene de takılmayın. Sınıfta çalışkan gördüğünüz çocuklara da takılmayın. Zaten kendi okulunuza gireceğiniz için endişelenmenize gerek yok. Hadi bakalım deyin. Yapabildiğim kadarıyla yaptım. Belki mükemmel değilim. Belki Türkiye birisi olmayacağım. Belki fende matematikte hepsini doğru yapmayacağım hepsini. Belki bir iki tane yanlışım çıkacak. Önemli değil. Belki on tane yanlışım çıkacak. Önemli değil. Ama sonuçta ben gayretimi gösterdim. Bundan sonra tevekkül ediyorum deyip sınavınıza oturun. Sınava başladığınızda tabii ki bunu bir önceki geri sayımlarımızda da söylemiştik. Böyle bir stres, bir panik olacak. En başında herkes bu paniği yaşıyor. Ben de yaşadım, Mehmet Hoca da yaşadı. Herkes, bütün hocalar, bütün mühendisler, bütün doktorlar, bütün bilim insanları sınava oturduklarında zaten bir stres, bir panik yaşıyorlar. Ama bu stres ve panik zamanla azalacak. Dolayısıyla siz en başında panik olmamak adına ne yapmanız lazımdı? Turlama taktiği yapmanız lazımdı. Yani takıldığınız sorulardan değil de, doğru yapabileceğiniz, güçlü olduğunuz konulardan başlamalısınız. Ara ara yine böyle bir zorlandığınız sorular olacaktır ama yaptığınızda oh deyip yapabildiğiniz bir soruyu geçtiğinizde... o zor soruları sona bıraktığınıza emin olun sizi çok rahatlatacak. Sınav anında asla ikisini aynı anda düşünmeyin. Hem hızlı olmalıyım hem de aşağıdakilerden hangisi yoktur. Hayır hayır sadece soruya odaklanın. Ara ara işte Türkçe'yi bitirince, inkıla bitirince, feni bitirince, matematiği bitirince süreye bakın arkadaşlar. Aynı anda hem süreye hem de soruya bakılmaz. Ve sınav anında, sınav anında... Strese girdiğinizde veya sınav öncesinde stres olduğunda Asla ve asla olumsuz düşüncelere kapılmayın arkadaşlar. Bu sınavda başaramayacağım diye bir şey yok. Bu sınavda başarılı olmak için elimden geleni yapacağım diyeceksiniz. Takıldınız bir soruya. Tamam yapabilecek bir şey yok. Bu soruyu belki de tüm Türkiye yapamayacak. Bakın çok önemli bilgi vereceğim size. Benim bir öğrencim Türkiye'de risk yapma ihtimali olan bir öğrencimdi böyle. Hatta ismini söylemiştim eski bir yayınlarda. Çocuk mükemmel bir öğrenci. Herkes ondan matematik full bekliyor. Ama tabii bu LGS'de, TOK döneminde değil. Çok eskilerde OKS'de ki o zamanlar da zor sınavlar. Yani gerçekten aynı LGS gibi. Öyle hepsini doğru yapmak kolay değil. Öğrenciye herkes matematikte zirve diyor. Sınava giriyor bakın sınava giriyor. Bir tane soruya takılıyor matematikte. Çok kolay bir soru esasında. Kolay bir konuda. Ama takılıyor. İnat ediyor. Yapacağım, 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 yapacağım. İnat ediyor. Ve inat ettiği için, o zamanlar sayısal sözel oturum yok, hepsini bir anda yapıyorsunuz. Sosyal bilgilere hiç bakamıyor. Çünkü o soruyu yapmak için 15 dakika uğraşıyor. Ben bu soruyu nasıl yapamam diye. E, en sonunda sosyal bilgilere ayıracağı süreyi de ayıramadığı için sosyal bilgilere bakmadan çıkıyor. Sonra dedik ki ya niye böyle yaptın? Mahir Mahir'di ismi. Mahir'cim niye böyle yaptın dedik ya? Neden yani son sorulara bakmadın? Neden sosyal? Hocam bir tane soru var çok kıl oldum. Ben matematik full yapıyordum, buna kıl oldum. Yapamadım ama sinir Nasıl yapamam dedi. Ne oldu biliyor musunuz? O soru iptal oldu sonradan. Sınavdan sonra dediler ki Milliyetin Bakanlığı bu soru iptal yanlış oldu dedi. E ne oldu Mahir? O soru iptal oldu. Sadece o soru yapamamakla alakalı tüm Türkiye o sorunun iptal olduğunu kabul etti. Sen de kabul ettin. Ama o soruyla uğraşmayıp geçenler sosyal yapabildikleri soruları yapabildiler. Ha böyle bir şey inşallah olmaz. Soruların hepsi inşallah sizin önünüze pırıl pırıl gelir. Ama siz ne olursa olsun bir soruyu yapamadıysanız endişelenmeyeceksiniz. Ya yapamadıysanız yapamam belki tüm Türkiye yapamayacak bu soruyu. Önemli değil deyip diğer sorulara geçin ama sonra dönüşe mutlaka bakın. Belki de kaçırdığınız bir yer vardır. Belki bir yeri tam okuyamamışsınızdır. Döndüğünüzde belki yapabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum böyle 3-4 dakika inat ettiğiniz bir soru muhtemelen ya yapamayacaksınızdır bir şey yanlış bakıyorsunuz ya da soru iptal olacaktır ya yanlış bir sorudur. O yüzden sınavda olumsuz düşüncelerden uzaklaşıyorsunuz. Eyvah yapamıyorum. Hayır öyle bir şey yok. Bu sınavda başarılı olmak için elinden geleni yaptım ve başaracağım diyeceksiniz. Zorulara zorulara değil tabii ki. Sorulara zayıf olduğunuz dersen başlamayın. Sayısala fenden başlayın. Ee, sözele Türkçeden başlayın. Çünkü Türkçede güçlüsünüz, fende güçlüsünüz. Ha, eğer sayısalda matematik güçlüyseniz tabii ki matematikten başlayın. Sözelde dininiz, İngilizceniz, inkılabınız dahi hep öyle başladıysanız o şekilde başlayın. Sınavlardan önce nasıl başladıysanız o yöntemi değiştirmeyin. Ve sınavda hani dedim ya takıldığınız soruyu atlayın demiştik. Çözemediğiniz sorunun yanına da asla böyle çarpı, soru işareti, ünlem, yıldız koymayın. Çünkü o sizin psikolojiniz biraz zorabilir. Sadece yuvarlak için alın, dönüşe bakarsınız zaten. Optik formu işaretlemeyi sakın sona bırakmayın ya da soru soru işaretlemeyin. Soruyu okuduğunuz zaman, soruyu okuduğunuz zaman hemen tak diye şöyle alamıyorum kalemi Heh. soruyu okuduğunuz zaman mesela diyelim ki A yaptınız hop A hayır öyle değil A yapın bunu C yapın bunu D yapın bunu boş bıraktınız diyelim ki ardından şu tabi boş olduğunu düşünün şöyle boş bıraktınız yapamadınız yuvarlak için aldınız sadece buna 4 A demiştim 4 A tamam Buna B demiştim. B tamam. Pardon C demişim. Bak pardon 5'e C dikkatim dağıldı. 6'ya B demişim. Tamam. 7'yi boş bırakmışım. 7'yi boş bıraktığını bilip öbür tarafa geçin. Hem de bu esnada zaten beyninize dinlenecektir. Bölüm aralarında da mutlaka şöyle bir nefes alıp vermeyi, Su içmeyi unutmayın arkadaşlar sonuç olarak sizin için en önemli tekniklerden biri turlama tekniği olacak. İnşallah sınavda hepsini pıt 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 yaparsınız. Buna ihtiyacınız kalmaz ama takıldığınız soruyu atlayıp sonra o sorulara geri dönmeyi asla unutmayın arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Az kaldı başaracaksınız. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.